Osman Diyadin, 7 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı. Peşkeş çekiliyormuş, devlet soyuluyormuş. Türkiye, yapışlet devletle ulaşım ve altyapıda 20 yılda tam anlamıyla tarih yazdı. Ama görmek için siyasi kimliğinizi bırakıp vicdanınızın sesini dinlemelisiniz. Türkiye öyle bir ülke haline geldi ki çakalların sesi kurtlardan daha çok çıkar haline geldi. Acı ama gerçek. Dün çok çabuk unutuldu. 2002 öncesi Türkiye'yi hatırlayan, konuşan, anlatan yok kardeşim. Nankör olmak işte böyle bir şey. Türkiye'nin başarısına üzülen, başarısızlığı üzerine mutluluk inşa etmeye çalışan, işi gücü karalamak ve çamur atmak olan çakal sürüsü bir çarpık anlayışı izliyoruz. Her yatırım batıyor onlara. Ulaşım ve altyapı yatırımlarında kamu özel işbirliği ve yap işlet devlet modeliyle 20 yılda Türkiye'nin yazdığı tarih, Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözü misali apaçık ortada. Hayaldi gerçek oldu denilen her alanda eserler sağımızda, solumuzda, yerde, gökte, denizde, karşımızda. Bugün ulaşım ve altyapı yazımın konusu algı operasyonlarını bertaraf etmek gerek. Diyorlar ya Türkiye'de kamu özel işbirliği ve yap işlet devlet modeliyle yapılanlar devlete çok büyük zararmış. Devlet soyuluyormuş, peşkeş çekiliyormuş. Yalan. Ne yazık ki adı muhalefet, kod adı yalan şebekesi olan zihniyet işte böyle siyaset yapıyor ülkemizde. Bakın genellikle büyük projelerin gerçekleştirilmesi için özellikle son 20 yılda tüm dünyada uygulanan modelin kamu özel işbirliği ve yap işlet devlet modelidir. Dünyada 2021'de bu modelle yapılan yatırımların toplam değeri 35.6 milyar dolar. Kemal Bey, Meral Hanım duyuyor musunuz? ABD 1,5 trilyon dolarlık altyapı projesinin önemli bölümünü bu modelle hayata geçirdi. Almanya yeni otoyol projelerinin önemli kısmını bu modelle gerçekleştiriyor. Türkiye bu kamu özel işbirliğini en verimli şekilde kullanan Avrupa'da 3. ve dünyada 13. ülke konumunda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öyle çalışıyor ki karayolu, havayolu ve denizcilikteki 38 ayrı kamu özel işbirliği projesine ilişkin 2016-2041 yıllarını kapsayan gelir ve giderleri hesaplamış 2016-2041 arasında garanti ödemeleri 19.17 milyar dolar. Kira ve garanti gelirleri 37.95 milyar dolar. Devletin karı 18.77 milyar dolar. Yani devlet 37.5 milyar dolarlık 38 dev ulaştırma projesini 19 milyar dolara mal ediyor. Ve Kimse bu yollardan geçsin diye de zorunlu tutulmuyor. İstanbul'dan Ankara'ya giden bir kişi E5'i D100 kullanırsa hiç ücret ödemez. TEM otoyolunu kullanırsa cüzi bir meblağ öder. Kuzey Marmara otoyolunu kullanırsa biraz fazla para öder. Yani devlet İstanbul-Ankara arası 3 kara yolu alternatifi sunuyor. Dünyada aynı şehirler arası bu tür ulaşım alternatifleri sağlayabilen ülke sayısı çok az. Yine İstanbul'dan İzmir'e giderken hem ücretsiz yol hem de İstanbul-İzmir otoyolu kullanılabiliyor. İstanbul'dan Bursa'ya giderken de ücretsiz yol, otoyol ve feribot olmak üzere 3 alternatif var. Kemal Bey, Meral Hanım haberiniz var mı? Buyurun size Avrasya Tüneli projesi örneği. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tünel ihalesine çıkmadan önce bu tünelin bütün maliyetlerini hesaplamış. İnşa ve 25 yıllık işletme maliyeti toplamı 3.035 milyar dolardı. Yapım 1.2 milyar dolar, finansman 915 milyon dolar, 25 yıllık işletme, bakım ve onarım 875 milyon dolar. İhale en düşük garanti bedelini 2.883 milyar dolar talep eden firmaya verildi. Hiçbir araç geçmese bile 3.035 milyar dolar maliyeti olan projeye 2.883 milyar dolar garanti bedelini veren firmayla anlaşılmasının devlete katkısı 152 milyon dolar oldu. Muhalefet ne yapıyor? konuyu 1.2 milyar dolar yapım maliyeti olan tünele 2.8 milyar dolar garanti verilmiş şeklinde manipüle ediyor. Ancak bunu söylerken işletme, finansman ve bakım onarımları maliyetleri bilerek hesaba dahil etmiyor. İlgili firma tüm yapım ve işletme maliyetlerini üstlenerek tüneli inşa etti. Devletin cebinden hiç para çıkmadı ve tünel 2041'de tamamen devlete devredilecek. Bakın 2024'ten sonra yap işlet devlet projelerinin tamamının hazineye olan yükü sınıflanacak ve kendini finanse edecek. 2030'dan sonra ise devlet bütçesine tamamen kazanç sağlayacak. Ayrıca süreleri biten tüm projeler devlete devredilecek. Hazine bütçesinden 1 lira dahi çıkmadan yıllık milyonlarca dolar gelir elde edilecek. Gelelim mi İstanbul Havalimanı'na? 10 milyar euroluk bu proje için devletten 1 lira para çıkmadı. 200 bin insan istihdam edildi. Garanti edilenin üzerinde yolcu kullandıkça devlete fazladan kazanç sağlıyor. Açılışının ilk yılında garanti edilenin üzerinde yolcu geldi. Devletin kasasına 22.4 milyon euro girdi. Ve Avrupa Havalimanları arasında iki yıl üst üste yolcu sayısı sıralamasında birinci oldu. 2020-23.4 milyon, 2021-36.9 milyon. 12 yıllık yolcu garantisinin toplam değeri 6.3 milyar. 25 yıllık işletme süresi bitene kadar devletin alacağı kira bedeli 22 milyar. 25 yıl sonunda devletin karı en az 37 milyar euro. Şaka değil, gerçek. Bitmedi. İstanbul-İzmir otoyolu 426 kilometrelik güzergahı kapsıyor. Meral Hanım, Kemal Bey Okuyun neler oluyor. Garanti edilen sayı geçildikten sonra her araç için elde edilen gelirin %30'u doğrudan hazineye aktarıldı. Güzergah boyunca bulunan tüm tesislerde binlerce personel istihdam ediliyor. Şehirler arası mesafenin ve yolda geçen zamanın kısalmasıyla bölgedeki turizm faaliyetleri hareketlendi. 306 yeni işletme belgeli tesis açıldı. 31 bin yeni işletme belgeli oda turizme katıldı. 61 bin yatak eklendi. Bölgedeki turizm sezonu daha da uzadı. Güzergah üzerinde 8 yeni organize sanayi bölgesi konumlandırıldı. Otoyolun bulunduğu bölgede bulunan 13 organize sanayi bölgesinde ise 2635 hektar genişleme yapıldı. 54 bin personel istihdam ediliyor. Tarım alanlarında 300 bin dekar ekili alan artışı oldu. Tarımsal üretim hacmi 408 bin ton yükseldi. Tarımsal ürünler tüketiciye çok daha kısa sürede ulaşmaya başladı. Bir İstanbul-İzmir otoyolu neleri sağlamış değil mi? Sadece yol değilmiş Kemal Bey, Melal Hanım. Devam edelim mi? Marmaray. Açıldığı 29 Ekim 2013 ile Mart 2022 arasında 670 milyon kişi kullandı. Devletin kasasına 2 milyar TL girdi. Madem konuya girdik devam. Osman Gazi Köprüsü 2016'da açıldı. Toplam inşaat ve işletme süresi 15 yıl 9 ay. Yapım maliyeti 1.48 milyar dolar. Osman Gazi Köprüsü ve İzmir İstanbul Otoyolu'nun işletme yılı sonuna kadarki toplam maliyeti 13.6 milyar dolar. Devletin verdiği toplam garanti 12.9 milyar dolar. Yani devlet köprü ve otoyoldan hiç araç geçmemiş olsa bile devraldığında 700 milyon dolar kar etmiş olacak. İşletme süresinde getireceği sadece KDV geliri 1.3 milyar euro. Bununla birlikte köprüden garanti edilenin üzerinde geçişler oluyor. Garanti edilen günlük geçiş sayısı 40 bin. 1 Temmuz 31 Ekim 2021 arası günlük ortalama geçiş 40.875. Haberiniz var mı Meral Hanım, Kemal Bey? Hadi bir cevap verin. İşte dünya harikası, dünyada tek olan 1915 Çanakkale Köprüsü. İki kıta arasındaki bir saatlik feribot yolculuğunu 6 dakikaya düşürdü. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu projelerinin toplam yatırım tutarı 2 milyar 545 milyon euro. İşletme süresi 12 yıl. Yüklenici şirketin işletme süresi boyunca üstlendiği toplam maliyet 4 milyar 329 milyon euro. Bu maliyete karşılık devletin 12 yıl içinde verdiği toplam garanti 3 milyar 796 milyon euro. Yani devlet köprü ve otoyoldan hiç araç geçmemiş olsa bile 12 yıl sonra devraldığında 533 milyon euro kar etmiş olacak. Köprünün gayri safi yurt içi hasılaya katkısı 2 milyar 442 milyon euro. Üretime katkısı 5 milyar 362 milyon euro. İstihdama yıllık katkısı 118 bin kişi. Zaman, akaryakıt ve karbon salınımından sağlayacağı yıllık tasarruf 415 milyon euro. Projenin 1,5 yıl önce açılmasıyla ekonomiye sağlanmış olan katkı 628 milyon euro. Okuyor musunuz Kemal Bey, Meral Hanım? Bu kadarla biter mi? Bitmez. Antalya Havalimanı kapasite artırımı ve 25 yıllığına kiralanması ihale Aralık 21'de yapıldı. 8 milyar 555 milyon euro işletme ve 765 milyon euro yatırım bedeliyle ihale kazanıldı. Mart 2022 kira bedelinin 2.1 milyar euroluk ilk taksiti devlete ödendi. Evet devletin kasasına 8 milyar 555 milyon euro girecek ve 2.1 milyar euro peşin ödendi. Ya Kuzey Marmara Otoyolu'nun değeri? Yıllık ekonomiye katkısı 2.5 milyar TL'den fazla. Sağladığı yıllık tasarruf zamandan 1.8 milyar TL. Akaryakıttan 800 milyon TL, karbon emisyonundan 350 bin ton Sakarya'ya olan sanayi yatırım taleplerini artırdı. Neler yapmış Recep Tayyip Erdoğan? Neler? Yüzünüze, dizinize dursun nankörler. Gelelim Avrasya tüneline. 2016'da açıldı değil mi? 5 yılda geçen araç sayısı 79 milyon. 5 yılda ekonomiye sağladığı katkı 8.1 milyar TL. Tünel 2042'de devlete devredilecek garanti edilen günlük geçiş 68.493. 2024'te garanti edilenden %10 daha fazla geçiş olacak. Bu oran 2041'e kadar %39'a çıkacak. Böylece devlet 2042'ye kadar ödediği tüm garantileri geri almış olacak. Üstüne 140 milyon dolar kar edecek. Bugün Türkiye ihracatta rekorlar kırıyorsa bunun nedeni ulaşım ve alternatiflerinin genişlemesidir. İhracat miktarı 2002-36 milyar dolar. 2021 225.3 milyar dolar. Bölünmüş yol uzunluğu nereden nereye gelmiş? 2002'de 6.101 kilometre. 2022'de ne oldu? 28.550 kilometre. Artış %368. Maşallah. Bölünmüş yollarla bağlı iller sayısı 2002'de 6 iken 2022'de 77 oldu. Ya Türkiye'deki otoyol uzunluğu? 2003, 1715 kilometre. 2022, 3532 kilometre. Özetle ulaştırma sektöründe gerçekleştirilen 37.5 milyar dolarlık kamu özel işbirliği projeleri sayesinde gayri safi yurt içi hasılaya 91 milyar dolar, üretime 193 milyar dolar, istihdama yıllık 156 bin kişi olmak üzere çok güçlü bir ekonomik etki sağlandı. Şimdi AK Parti iktidarları dönemlerinde görev yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarının hakkını teslim edelim. Binali Yıldırım efsane oldu. Şimdi onun koltuğunda oturan pırıl pırıl dünle bugün, bugünle yarın arasında köprü kurarak çalışan vizyoner bir bakan oturuyor. O bakan Adil Kara İsmailoğlu her gün 7-24 sahada bakan olduğu günden bu yana her soruna el atan, projeleri planlanandan önce hizmete alıp halkının hizmetine sunan bir ulaştırma ve altyapı bakanı. Başta karayolları olmak üzere kendine bağlı bütün kadrolarıyla mükemmel bir takım ruhunu ortaya koyarak çalışıyor. Bir düşünün bakanlık olarak A'dan Z'ye ulaşım ve altyapıda bu bir ilktir. Önümüzdeki 30 yılın vizyonunu hangi parametreler dikkate alınacak şekilde hepsini belirleyen bir bakan gerçeği Adil Kara İsmailoğlu. Bakın Türkiye Afrika'da etkinlik göstermeye başladığında bölge insanları ilk defa bir beyaz bizi sömürmek için gelmiyor diyordu. Ulaşım yatırımlarıyla sadece Türkiye'nin değil Türkiye'nin coğrafi ve tarihi hinterlandının da sosyolojisi de değişiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda büyük bir değişime atmaya devam ediyor. Evet, ekonomide sıkıntı var. Sıra ona geldi. Dünkü açıklamasında "Şimdi yeni safhaya geçiyoruz. Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak." sözleri üzerine söz yok. Yapacaktır. Söz verip de neyi yapmadı ki? Elinizi vicdanınıza koyun. Nereden nereye? Onlar konuştu. Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Hep der ya, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Allah uzun ömürler versin.